Ya Allah! Ya arası gitti. Tut bakayım hocam bir. Tut hocam. Ben bir şey diyeceğim bak. Hocanın hatırına. Bugün Yenikent Mahallesi'ndeyiz. Yenikent Mahallesi nerede? Değerli izleyicilerimiz, ekranlarınıza hoş geldiniz efendim. İsmailci'ye hoş geldiniz. İsmailci hız kesmeden gezmeye devam ediyor. Değerli kameraman abim, yönetmenim Servet Yavuz Demir'le birlikte düştük yollara. Değerli aslanımız Recep Karaca ve ulaşımdan sorumlu değerli abimiz Kadir Acar'la birlikte efendim Afyon Karahisar ilimize bağlı Gazlıgöl Beldesi'ndeyiz. Gazlıgöl mevkiindeyiz. Çünkü burası termal bölgesi olarak geçiyormuş. Bizi de sağ olsun başaranlardan Mustafa abi davet etti. Biz de davete icabet sünnettir dedik. Hem de Afyon'u bir görelim dedik. Gazlıgöl'ü bir görelim dedik. Ta 22 sene önce ben babamlarla ailecek buraya bir gelmiştik. Tabii çok değişmiş. Buraları göreceğiz. Tanıtmaya çalışacağız. Sizlerin ekranlarınıza yansıtmaya çalışacağız. Bugün Gazlıgöl'deyiz. Gazlıgöl'ü geziyoruz. Sen nasılsın? Hoş geldin. Hoş Şeref buldum. Verdik. Ne var ne yok? İyi mi? İyiyiz. İyiyiz. Burada bekliyoruz işte. Allah iyilik sağlık versin. Biz namazımızı de kıldık ikindi Allah namazını. Allah kabul etsin. İyi olmuş. İyi olmuş. Torunlar dedi de aman baba baba ora bizim Konyalı Kemal abigilin var var ora dedi de. Sağ ol. Onlar ağır geldik biz de. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sefalar Allah getirdik. Razı olsun. Kaydını falan yaptırdın mı? Daireni ayırdın mı? Burada yo. İki çeşit daire var. Yo. Resepsiyona gönderelim o zaman seni. Nereye göndereceğiz? Resepsiyona. Ha Recep'in yer. Tamam. Recep'in yerine gönderelim. Evet. Orada gayet güzel beğendiğin daireden sana bir yer ayıralım. Kimi bulayım orada ben? Mustafa var orada benim oğlan. Sen mi ha? Mustafa'yı bulayım. Mustafa'yı bulayım. Tamam ben Mustafa'nın yanına varayım o zaman. Tamam. Hadi. Afyon Karahisar Gazlıgöl Termal Bölgesi'nde Başaranlar Termal Tesis'teyiz. Sağ olsun Mustafa abim bizi burada bugün ağırlayacak. Mustafa abiyi biz tanıyoruz ama sizleri de tanıyın istiyoruz. Mustafa abi ilk önce bir tanışalım. Merhaba Mustafa Başaran. Mustafa Başaran. Başaranlar Termal Tesis'in genel müdürüyüm. Eyvallah. 2004 yılından beri hizmette bulunuyoruz. Tesisimiz iki tarzda daireler bulunmakta. 2+1 daireler ve 1+1 daireler. 4 kişi veyahut da 5 kişi konaklamak isteyen misafirlerimiz 2+1 dairelerde, 2 veyahut da 3 kişi konaklamak isteyen misafirlerimize 1+1 dairelerde hizmet vermekte. Toplam 80 apart dairemiz bulunmakta. Yatak kapasitemize 220. Bizim en büyük özelliğimiz her dairede termal havuz olması. Hem 2+1 dairelerimizde hem termal 1+1 termal dairelerimizde her dairenin içerisinde termal havuz var. Bu da buraya gelen kişilerin asli amacı termal su olduğu için suya en kolay nasıl ulaşabilir? Evin içerisinde bir havuz olursa en kolay o şekilde. Şahsa özel hijyeni vesairesi. Hamam kültürü önceden mecburen yazın gidilmesi gereken bir mekan. Çünkü eskiden yeteri kadar tesislerin ısıtma sistemi
sistemleri olmaması, mevcut sosyal tesislerin yetersiz olmasından dolayı insanlar kaplıca sularından ancak yaz aylarında faydalanabiliyordu. Toplumun alışılagelmiş bir alışkanlığı kaplıca yazın olur diye İç Anadolu bölgesinde yoğunlukla o şekilde inanılıyor. Buraya gelen misafirlerimizin yazın gelenler sorarlar. Ya Mustafa, kışın ne yapıyorsunuz? Kapatıyor musunuz burayı diyorlar. Yok diyorum, kışın asıl tedavi amaçlı kışın geliyor insanlar diyor. Allah diyor. Yazın soğukta, kışın soğukta nasıl gelip de kaplıca suyundan faydalanabiliyorlar diyor. Kışın gelen misafirler de ya Mustafa yazın tesisi kapatıyor musunuz? Yazın ne yapıyorlar insanlar diyor. Yazın tatil amaçlı ve kaplıca amaçlı çok yoğun talep var diyor. Allah Allah. O yazın sıcak havada hem kaplıca hem sıcak su nasıl oluyor sıcak havada diye soruyorlar. İkisi de birbirinden bağımsız. Ama tıbben aslında kış aylarına girişte veyahut da kış aylarının çıkışında vücudun en çok kaplıca ihtiyaç duyduğu dönemler. Gelen misafirler kışın kaplıca kürüne girdikleri zaman çok az bir esinti olduğu zaman zaten kışın biz fark ederiz. Hı hı. İşte şu kapıdan bir ceyran geliyor, esinti geliyor. Evet, evet. Orayı kapatalım diyor. Ama yazınki uygulamalarda kişi kaplıca kürüne girdikten sonra kısa kollu tişörtünü, gömleğini giyip tekrar dışarı giriyor. Evet. Çıkıyor ve o kürden faydalanma oranını düşürüyorlar. Ama kışın vücudun hem ihtiyacından dolayı, hı-hı, hem de daha iyi korunarak tedaviyi başarılı neticeye götürdüklerinden dolayı kışın daha faydalı. Kışın kaplıca tedavisine yönelik talep çok daha fazla artmakta. Hı-hı. Yazın güneşin, havanın ısısıyla vesaire eklem ağrılarında veyahut da vücudun çeşitli sorunlarında ısıdan dolayı sorunlar azalıyor. Ama kışın asıl ağrıların, sorunların nüksettiği dönemler. O dönemlerde kaplıca kürüne girdiğimiz zaman kış dönemini daha rahat atlatmak misafirlerimiz. Eyvallah. Abi çok teşekkür ederiz. Biz verdiğiniz teşekkür bilgilerden ederiz. Dolayı. İzleyicilerimiz, tesiste gezimize devam ediyoruz. Dediler ki İsmail, kafeteryada kestane var dediler. Abi niye önce söylemediniz dedim. Kestaneyi kaçırmayalım demiş. Hacı abilerimiz de var. Zaten onlar, burada Süleyman abi var. Onların artık öncüsü mü diyeyim, o da varmış. Şimdi onlarla muhabbet edeceğiz. Hem de tabii kestane yiyeceğiz arada. Selamünaleyküm. Cümleten afiyet olsun. Hacı abi merhaba. Şimdi kestane vardı dilerdi ki yörekle mi kandırdılar? Ana! Miktarı az herhalde kestane. Gelecek, gelecek. Ha gelecek mi? Gelecekmiş. Hacı abi isim neydi? Gideler yatıştırmak için. Bekir Tosun. Bekir Tosun. Konyalı. Konya. Evet. Zaten bizim Konya'mızın başta gideceği yer mi var Allah'ını seversen Bekir abi? Ana anahtar nur içinde yaz. Değil mi? Kazlı gör bizim bu ne ya? Bizim tatilimiz buralar. Atana rahmet. Dili dilimizi, huyu huyumuzu, değil mi? Örf ve adetimize uyar. Adamını buldum. Dilimizden anlar, huyumuzdan anlar. Bak dilimizden anlayınca bak. Kardeşler bir şey ikram edeyim mi? Müsaade edersen. Onlar yediler biraz önce. Öyle mi? Bunlar da kandırılıyor. Sedat abi aç karnına biz çalıştıramıyoruz. Bay ciğerim var. İsmail'im dedi bak ben böyle şey yapamam. Hanım benim dedi şekerim var dedi. Hanım doyur benim dedi. Tabii. Ben de Mustafa abiye söyledim. Aman abi dedi bak bu adamı bir doyuralım. O da dedi ki hay İsmail'im onu nasıl doyuracağız dedi. Dedim doyar abi o şey yapma dedim. Ya abi yeter artar elhamdülillah. Rabbim razı eylesin. Elhamdülillah elhamdülillah. Peki Bekir abi sen ne yapan emeklisin? Emekliyim. Tohum ve baharat meşgul. Mesleğim baharatçı, kadınlar pazarı içerisinde. Öyle mi? Baharatçı. Olana mı bıraktın geldin? Olana bıraktım. Şimdi emekli olunca şöyle geziyoruz. Gidiyor mu dükkana yine? Arada gider gelirim. Arada bir ziyaret ediyorum. Ama şey yapıyorlar değil mi Bekir abi? Ya baba sen hadi gez. Tek bura uğramasan da olur diyorlar. Diyorlar. Öyle diyorlar. Diyorlar. Ya ben yaşıyorum, görüyorum. Bekir abi. Şimdi terz anlaşılmasın da özür diliyorum. Evet. Kayın kulfa Allah'u et, kayın nasir, ne rahat derler ya.
Şimdi babam olmasın, dükkana gelmesin de hani biz hiç olmasa işimize bakalım diyorlar. Valla diyorlar şimdi. Yani yalan diyemeyeceğim. Diyemeyeceğim. Şimdi Allah'ın bildiğini kuldan saklamayalım. Aynen öyle. Hacı abinin de hoşuna gitti. Bak hele nasıl gevrek gevrek gülüyor. Gevreği bir yandan yiyor, bir yandan gülüyor. İsmail, başımızda da aynısı ondan uzun. Aynısı olunca ondan diyor. Hacı abi, seninki çok farklı yalnız. Sen biraz önce görmedin Servet abi. Hacı abim hem gevrek yiyor hem gevrek gevrek gülüyor. İsim neydi? Ramazan Züleli. Ramazan abi, sen ne yapıyorsun? Ben hırdavatçılık yapıyorum. Hırdavatçısın. Emekli olur. Bu ekip beraber mi? Beraber. Beraber şirket. Evet. Süleyman abiyle beraber geldiniz. Beraberiz, hep beraberiz. Aynı şirket. 20 aile. Hırdavat. Teknik malzeme. Anadolu sanayide bir sandı. Sen de oğlana bıraktın. Oğlanlara bıraktım. Bu oğlana bıraktım. Ben oğlanlara bıraktım. Oğlanlara bıraktım. Kestanelerde geldi. Ya. Kocayınca böyle oluyor işte. Abi ne yapacaksın işte? Hani ne demiş adam? Evet. Yekirayın dediği gibi oluyor hep. Bizim bu saatten sonra yapacağımız iş belli. Evet. Yani ben de artık var ya, evet, böyle hacı abilerle hani insan kimle konuşursa daha onun yolunda gidermiş ya. Evet. Ben de hacı abilerle, hacı teyzelerle konuşunca inan ben de yaşlandım diyorum artık. Yok. Ne yapayım? Ben de diyorum ki bu saatten sonra bana dokunma. Namaz, niyaz, boğaz diyorum. Atana rağbet. Öyle değil ama. Abdest, namaz, niyaz, boğaz. Abdest, namaz, zaten niyaz, namaz, boğaz. Abdestsiz namaz olur mu hacı abi sende? Noksan söyleme diye ben sana onun için ihtar ettim. Abdesti de koyalım araya bundan sonra. Hacı abi iş başındayken konuşmuyor. Servet abi. Ben kestane yiyeceğim İsmail'cim. Hacı abi, Hacı abin dişleri takma olduğu için. Abi isim neydi? Kamil Kalay. Kamil Kalay. Kamil abi ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Elhamdülillah. Çok şükür. Ne yaptın? Nasıl geçiyor? Tatil nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Vallahi tatil size güzel. Ya buraya Mustafa abiyle görüştük telefonla. Dedi ki İsmail, tam senin kalemin var burada dedi. Allah aşkına dedi. Vallaha bak dedi. Yani hacı abiler geldiler. Muhabbetleri, sohbetleri bir gör dedi. Allah dedi, kapat telefonu geliyor. Kapat telefonu dedi. Allah razı olsun. Ağır toplar orada bak. Onlar hep bürokrat onlar. Bürokrat bir de yani onlara sanki farklı bir şey onlar, var. Yani. Tabii canım bürokrat işte hocalar onlar. Oraya da gideceğim. Oraya da gideceğim. Kamil abim, senin var mı rahatsızlık? Hayır elhamdülillah. Yok yok, şey anlamında söylüyorum. Hani tedavi anlamında burada hani buranın suyu şifa. Arkadaşlarla tabii rahat ediyoruz. Bir değişiklik yani. Olsun. Değil mi? Çok güzel. Çok burası güzel. Çok rahat olduğu için. Evet. Burası çok rahat olunca, bakım da iyi olunca ihtiyar işi onun için. Sen diye vallahi can bu. Onun için geliyoruz yani. Bak götürüyoruz. Sen ismin ne abi? Mehmet Canat. Mehmet Canat. Meram Sanayi'nde imalatçıyım. Ne imalatı? Eksantrik pres imalatı. Sen de oğlanlara bıraktın geldin. Oğlana bıraktık geldik. Oğlana bıraktık. Ortağım da var, beraber götürüyorlar. Maşallah. Allah kalarız versin. Afiyet olsun abi. Seni tanıyabilir miyim? Şimdi bu öğürlere göre sen biraz daha genç duruyorsun. Ben kardeşim Ahmet Can. Öyle mi? Sen bacanağız. Maşallah. Ondan İşi kardeş aldınız, bacanak oldunuz. Vallahi sizinki iyi olmuş. İyi değil mi? Yani en azından sıkıntı yaşamazsınız. Tabii tabii. Çok rahat. Öyle değil mi? Tabii ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Uyanıklar bunlar. Vallahi uyanık kardeşler bunlar. Evet evet. Abi olsun. Uyanık yatağını. Uyanık yatağını. Efendim afiyet şeker bal olsun inşallah. Selamun aleyküm. Merhaba. Aleyküm selam. Merhaba hocam. Merhaba hacı abi. Biraz önce elimi sıktın. Yine sıkacağım mı demeye kalmadı. Merhaba İsmail. Evet. Nasılsın? Allah razı olsun. Sizler hoş nasılsınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Dün duyduk senin Zat-ı Ali'nin geleceğini. O kadar memnun olduk Allah ki. Allah razı olsun. Haberim olsaydı Mustafa karşılamaya araba gönderecektik. Allah yani razı olsun. Böyle bakan getirir gibi seni buraya eyvallah, davet edecektik. Eyvallah eyvallah. Sizin gibi gönlü güzel abilerimizle beraber olmaktan. Evet şey yapıyormuş. Mustafa abiyle konuştum da. Dedi antrenman jimnastik yapıyor dedi sen geleceğin diye. İsmail'in elini koparacağım diye yani niyet etmiş. Niyet ettim Allah rızası için İsmail'in elini. Akapuntur yani bu şimdi İsmail'cim. Hacı abi. Profesör Mustafa Uzun Postalcı hocam. Eyvallah. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı emekli Halit Güler hocam. Eyvallah. Selçuklu Müftüsü Durmuş hocam emekli. Eyvallah. Konya'nın Kapı Camisi'nin gölgesinde yaşayan İbrahim Alçeken beyefendi. Eyvallah. Allah razı olsun. İçeri Çumlan'ın ağası. Zaten maşallah. Ali Boyuncu. Ali abimiz yani ben girişte gördüm. Gördün mü? Yani abi? Tam bir ağa gibi oturuyordu. Ha, Allah için hakkını veriyordu yani. Öyle Allah için öyle. Öyle yani. Hacı abi. Efendim. Maşallah hep
hepiniz burada sohbete, muhabbete gelmişsiniz. Geldim. Öyle abilerimizle, gönlü güzel abilerimizle muhabbet ediyorsunuz. Peki burada hani şifa bulmak isteyen ne geliyor? Böyle hani böyle ufak dinlenelim diye gelen de oluyor. Stres atmaya gelen de oluyor. Stres atmaya gelen de oluyor. Tabii. Zaten çağımızın hastalığı bu. Balayına gelenler de oluyor. Ama kendini tanıtmadın. Bak herkesi tanıttın, kendini tanıtmadın. Şimdi biz biliyoruz da izleyicilerimiz bilmeyenler vardır. Eskiden ben Ömer Zileli. Evet Ömer abi. Şimdi bu abilerimizi sen mi bir araya getirdin? Bu abilerimizin Süleyman Sünmen diye bir hocamız var. Sağ olsun bizim organize şeyimiz o başkanımız, imamımız. O senede birkaç böyle seyahat ayarlar. Biraz bizler... önce kavunları da aldı geldi. Ya işte yapmayacağı bir şey yok. Geceliyor ama vallahi helal olsun. Organizasyon işinde tamam. Süleyman abi iyi. Neyi unuttu ya? Ne oldu? Şimdi. Az yanaşmayın. Bir dakika dur. Ne oldu? Bak biliyor musun? Dur bak. Bak. Samimiyet nereden senden? Az yanaşsa oturacağım ben de. Niye oturacaksın oğlum? Et sıkıntından senden. Kimsin? Şuraya bir oturayım. Ben de kestane yiyeceğim. Yok öyle dava. Niye? Senin avansın çok yüksek. İki dişimin avansını almak lazım. Tamam al. Hemen al. Alalım hadi. Hemen alalım ha. Sesi çok çıkıyor bu. Tamam hemen alalım havayı. Şuradan şey getir. Basınç ölçer getir hemen havayı alalım. Şimdi biz yeni geldik ya buraya. Biz de Çumran'ın Alemdar köyünden bildin mi beni sen? Geçen de muhtar, üç muhtar, İskender, ben. Hasan. Ne oldu bak. Gördün mü? Hacı amcan. Teker patlamış, lastik patlamış, jant üstünde gidiyor. Al bak arkadan laf geldi sana bak. Bana laf ediyordun arkadan jant gidiyor bak. Ne diyor ona? Bir şey diyemem arkadaş. Ona bak gördün mü? Beni dişine göre gördü. Yok işte iki diş havasını alalım dedim. Arkadan sonra şey gelince kaldı orada da. Dinle. Tararı. Dinliyorum. Önce bir denemesini bil. Tamam ben dinliyorum. Ben amele pazarında yetiştim tamam mı? Tamam ben aynı geçtim. Yok senin plakan yanlış. Allah Allah. Ne diyorsun sen? Ne demek istiyorsun? Arkadakine söyleyeceğim bana değil. Arası niye söyleyeyim lan? Dövüşürüz arkadaşım lan. Tamam işte ben de onu diyorum. Adam jantın üstünde gidiyor diyor senden için. Ya doğru söylüyor. Ne bolan kaldı. O zaman ya sen benim iki diş havadan. Ne yapacaksın sen benim iki diş havadan? Sen jantta gidiyor musun? Biz yeni geldiğimiz üçünüz. Geldiğimizde elimizde şeylerle geldik ya. Evet. İçinde diyor siber esminen var mı şide diyor. Kemede bir şey şöyle diyor. Bilmem ne diyor. Var mı tavuk ulan sacırası var mı diyor da. Ben de hepsi var diyorum. Hepsi. Gel diyorum. Şükrü. Sen köylere gidiyorsun. Hiç süperi... İsmail. İsmail niye söyleyeceksin? Ya, mali muhtar mı ne olur sen ol. Tamam. Şimdi bana bak. Şimdi sen de köylerde su böreği yok mu? Yok yemiyor. Sacarası yok mu? Yemiyor. E niye gidiyorsun ya lan oğlum ya? Abi biz yemeğe gitmiyoruz. Bak şimdi gidiyor? Bak yavrum kuzum Naciye'm. Şimdi oralarda var ya. Naciye de yaptı beni. Bak şey böyle kömürede pişmiş su börekleri olur. Sacarası olur. Eyvallah. Mesela hoşmörüm olur. Hoşmörüm reçel falan döktürme bir daha. Tavsiyem olsun. Üzerine petek bal döktür. Değil mi? Şimdi biz bak buradayız. Bir hafta anladık. Geldik biz. 48 arkadaş varız. Öyle arkadaş. Bir hoşumuza gitti burası. Hop samimiyet nereden yanaşıyor? Yok ya yani. Şimdi açık muhabbet ettik ya kardeş. Samimiyet geldi yani. Karıştık kal birbirimize canım. Karıştık kal. Vallahi sırtımı da bu tarafa dayadım. Bak Ali. İsmail. Hakikaten yani geldik burada. Milyonu. Hacı Hasan kemiklerimize kadar rahatladık. Yumuşadık. Bayağı birer hafta daha kadar uzatıyoruz. Ciddi mi? Ne olacak oğlum? Et tavuğu yiyip içiyoruz anasını satayım yatıp kalkıyoruz. Kaz derdimiz yok, mazut derdimiz yok. Bir de şu devlet baba maaşlarda zam yapıyor emeklilerin. İşimiz şık şık. Alimdar'ı izledin mi? Yok izlemedim. Ha, izlememiş. Ben Konya'lıyım oğlum. Alimdar'da ne işim var ya? Ama seni söver ya. Söver Hacı abi. Hacı abi benim işim var. Benim karnım doydu. Benim hesabı da ödeyiver. Süleyman abi ne diyor bak? Benim hesabı da ödeyiver hocam. Şey aşağı müdürüm mü lan? Kızılay başkanı mı? Gidin. Ne bak ya? Ben bağ koymak lazım mı lan? Ya kötü köylü nereye çıktı lan o? Kötü köylü. Hacı abi size afiyet şeker olsun. Bak bu çok çalışır az aşınır. Ayağında pireli gidişinden belli benim İsmail'im baba. Yalan mı lan oğlum? Nere varsam maşallah ses çok. Zangı benim geçtiğim gibi. Biz ameli pazarda öyleydik. Allah Allah. Oğlum amca ya el ettim görmedin bağırdım duymadın lan karışık sadır alışık neler. Şimdi girişten itibaren hani söyledik ya değerli izleyicilerimiz. Süleyman abimiz var, Süleyman hocamız var. Emekli, öğretmen. O önce olmuş dedik. Şimdi Süleyman abinin kendisi burada. Şimdi suyunu da aldı, yudumladı. Hani boğazı kurumasın diye. Bir daha aldı. Elhamdülillah dedi tam olsun. Elhamdülillah. Buyurun efendim. Evet şimdi Süleyman abi.
Biz ismini, namını çok duyduk. Tabii seni de tanıyoruz. Allah razı olsun. Allah razı tanımayanlar olsun. Var. Allah razı olsun. Bir tanışalım. Efendim ben emekli öğretmenim. Eyvallah. Konya'da kendi çapımda inşaat yapan bir kişiyim. Eyvallah. Yalnız bu önce Hacı Ballı'dan başlayalım. Ha Balla başla. Çok konuştu. Hacı Ballı'ya kaç dakika ayırdıysan bana da o kadar ayıracaksın. Adaletli davranacaksın. Onu keseceğim ben. Az keseceğim onu. Ha. Hacı abi. Bir tane elma yiyeceğim. Ücrete tabi mi? Ücrete tabi mi diyor? Hacı abi. Hacı abi. Elma yiyeceğim bir tane. Ücrete tabi ise ben yemeyeceğim. Param bitti. Elma ben mi getirdim diyor. O zaman tamam. Hacı abi müsaade etti yiyeceğim. Eyvallah. Efendim emekliyiz. Her sene Rabbim nasip ediyor. Başaranlar tesislerini kesinlikle ziyaret ederiz. Eyvallah. Senede bir değil, iki sefer. Öyle mi? 15 tatilde de torunları getiririm. Maşallah. Biz devamlı geliriz. Buradan da memnunuz. Ben gidiyorum dediğim zaman sağ olsun arkadaşlar böyle şey yapıyorlar. Şu anda 50 kişilik bir grupla geldik. Maşallah. Burada her gün bir sosyal etkinlik düzenleriz. Evet. Bir gün patates közlettiririz. Tamam. Bir gün kestane. Kestane yeriz. Bir akşam çiğ köfte yaparız. Hiç sorma onu kaçırdın. Çiğ köfteyi siz kaçırdınız. Öyle olmuş. Akşam dillere destandı bizim çiğ köftemiz. Ya. Ama WhatsApp'ın varsa hemen de Hacı Kemal'e attırırım oraya. Ya abim acaba WhatsApp'tan görsen de ben yemedikten sonra görsen ne yapacağım? Tamam abim sen yarın akşama buraya kal bir daha yaparız. İnşallah. Bizde tekrarı mümkün. Eyvallah Hacı abi. Tekrarı mümkünse o zaman bugün akşam. Alırız biz sıkıntı yok. Eyvallah. O bizim Servet abiyle özelliğimiz o zaman yani belli. Yani siz önce boğazlar meselesini mi hallediyorsunuz? Can boğazdan gelir bizim. Can boğazdan gelir diyor. Önce boğazlar meselesini hallediyoruz. Aynen. Ha tamam o zaman mesele yok. Hallederiz. Sizin yani yakında devlet bize de bir köprü yaptırır yani boğazdan. Tamam. Eyvallah. 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 Şimdi Süleyman abi. Efendim dinliyorum. 50 kişilik bir ekiple geldiniz. Evet. Ailecek gelmişsiniz. Ablalarımız evet. da var. Ablalarımız da burada. Evet. Ya ablasız gelinir mi buraya? İşte ya o kimi yani adamlar bize değişir. Mesela biraz önce uyanık kardeşler vardı. Ha. Onlar iyi uyanık. Kardeş almışlar. Onlar işi biliyor. Onlar işi biliyor. Ama yok benimki iki kardeş alamadık biz. Ha işte biz yani, o yüzden şanssız. Biraz daha şanssız. Abi artık ona hani sizin zamanınızda abi 45 yıldır bizim kahrımızı çekiyorlar. Bu adamlar da buraya elinde bulaşık yıkamadan bir hafta rahat etsinler yani. Aynen öyle. Var mı bir şey bunda? Hiç yok. Şey yok. Eyvallah. Gayet güzel. Ya, burayı niye tercih ediyoruz? Ha burayı niye tercih ediyoruz? Bak Süleyman. Kabak yemeyeceğim var mı? Başıma kabak var. Kabak mı var? Kabak varsa biz müsaade alalım o zaman Sevit abi. Süleyman. O Hacı'nın verdiği kabakları yedirirse tam bir tır kabak yedirmesi lazım millete. Durmuyor arkasında sözünü. Bir tır kabak yedireceğimizsin. Hacı Balı. Başaranın. 50 personel var. Kabak yedir. Başaranın bir özelliği. Benim en çok dikkatimi çeken. Eyvallah. Dış kapıda Cemal Bulut. Dış kapıdan girdikten sonra karşılaştığım personelin hepsi 50 personel 25'i bayan 25'i erkek. Hepsi Planya'dan çıkmış. Hepsinin gözlerinin içi gülüyor. Yani ikramda kusur yok. Benim ilk defa geldim ama çok hoşuma gitti. Gerçekten. Yani onun için Kemal Bey'e sordum. Bu personeli kim yönlendiriyor? Hepsini kendimiz yönlendiriyoruz dedi. Yani kendimiz yetiştiriyoruz dedi. Gerçekten başaranın bırak evet. Kablocasına personeline bittim. Eyvallah. Samimiyim. Yani içten samimi konuşuyorlar değil mi? Hani ikramı. O kadar. O kadar. Eyvallah. O kadar. Çok pırıl pırıl çocuklar. Aynen öyle. Aynen. Size de kolay gelen. Eyvallah. Biz de kapıdan girdiğimiz andan itibaren yani Mustafa abi olsun, efendim Süleyman, müdürümüz Süleyman Bey olsun, Mesut Bey olsun. İlgi ve alakalar gerçekten çok güzel. Kemal abimiz herkese zaten ata bindi bizi coşturdu zaten. Kemal abi nasıldı at sabah sefası? Ata iyi bindim de inerken biraz dengesiz indim değil mi? Evet. İşte gençliğim hatırıma geldi. Eskiden çıplak ata biner hem de böyle karnımızın üzerinde belki 50 metre falan gittikten sonra atın üstüne çıkardık.
Değerli izleyicilerimiz, termal tesisin içinde gezelim dedik. Hani odalarda ne var? Sizi de görün istiyoruz. Tabii ki biz de burada misafir ettiler ama sizlerin hani ekranlarınıza taşımak istiyoruz. Siz de bilin istiyoruz. Ne taraftan çıkalım abi? Sağdan. Servet abi sağcıdır. Her zaman sağ tercih eder. O yüzden biz de sağdan çıkıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimiz, ne kadar da olsa yaşlılık tabii. Yoruluyor insan. Şimdi odalara bir gezelim, bir selam verelim. Hem nasıl, memnunlar mı onu soralım. Odaları birlikte görelim. Biz zaten biliyoruz. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ayakkabılar böyle mi çıkaralım? Ablalarımıza da merhaba diyelim. Tabii, sizi kapıda tutmayalım. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkür ederim. İyiyiz, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Yıldız. Yıldız Hanım. Maşallah Yıldız Hanım. Hani Yıldız gibi parlıyorsunuz siz de. Yani parlayacağız tabii. Yani isminiz, isminizi tam hak ediyorsunuz yani. Burası bizi parlatıyor, burası neşelendiriyor. Bu kadar rahatız ki burada. Kendi eviniz gibi. Tabii, herkesi bekleriz. Herkesi beklersiniz. Komşu bekliyorsunuz yani. Tabii. Buralar doluymuş yalnız. Tabii, hep bizim arkadaşlarımız geliyor daha çoğunlukla. Öyle mi? Tabii. Ya işte abi, ayaklı reklam böyle olur yani. Reklama gerek yok yani. Kişinin kendisi. Reklamını tabii da yapıyoruz kesinlikle, tabii. İsim neydi tanıyalım? Nezahat Çekirdek. Nezahat. Evet. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizler. Nereden geliyorsunuz? Konya'dan. Konya'dan mı geliyorsunuz? Evet. Neresinde oturuyorsunuz Konya? Belediyenin arkası, Büyükşehir, Büyükşehir Belediyesi. Yani Selçuklu bölgesi. Evet, Selçuklu bölgesi. Çok güzel. Biz Nalçacı'da. Öyle mi? Nalçacı hangisi? Karataya mı bağlı? Hayır, Selçuklu. Selçuklu'da değil mi? Hani kulenin yani orası. Nalçacı hani iki taraflı ya o yüzden. Ha, kulenin orasında. Kulenin orası, Selçuklu bölgesi. Ne yapıyorsunuz iş olarak? Bir... Evde oturuyoruz, evde geziyoruz. Geziyorsunuz. Artık yeter, yaşlandık, geçeceğiz. Emeklisiniz. Ne zaman emekli oldunuz? Ben çok az çalıştım. Ben emekli olmadım. He, çok az çalıştınız. Eyvallah. Peki ablamı da tanıyorum. Ben Medine İleri, emekli öğretmenim. Öyle mi? 1999 yılında emekli oldum. Ben Nalçacı'da oturuyorum. Biz hepimiz komşuyuz. Komşusunuz. Evet. Yani kız kardeşim. Kız kardeşiz. Diğerlerimiz komşuyuz. Siz kardeşsiniz. Evet. Siz kardeşiz. Ondan sonra biz senede iki defa geliyoruz. Kendi evimiz gibi. O kadar memnunuz ki eş, dost, arkadaş, akraba, herkese kim varsa getiriyoruz da getiriyoruz da. Biz o 20-25 kişilik grup geliriz genelde. Kendi evimiz gibi. Sağ olsunlar. İlgi çok. Çok çok memnunuz ve herkesi bekliyoruz. Mesela eşlerimiz gelmiyor. İsminizi söyler misiniz? Ayten Karaman. Ben de bankacıyım, emekli. Çok güzel. Eşim de benim Konyalı. Mesela eşim beni gönderebiliyor buraya rahatlıkla. Yani güvenilir olduğu için. Evet, yani çok güvenilir bir yer. Zaten hani bir hani sektörün güvenirliği çok önemli. Yani onun güven varsa evet, hepsi yani hizmette olur. Gibi rahat geliyoruz. Aynen. Çoluğumuza, çocuğumuza da tavsiye ediyoruz herkese. Şimdi bulunduğumuz hani o da salon burası gibi salon, değil mi? Salon, salon. Evet. Şimdi biz 5 kişi olduğumuz için. 4 kişisiniz siz. Yo, bir arkadaşı arkadaş çıkmak istemiyorum. Tamam, tamam. 5 kişisiniz. 5 kişiyiz. Onun için buraya da bir yatak koyduruyoruz. Tamam. Mesela ben burada yatıyorum. Arkadaşlar içeride. Hani sorun değil. Ev olarak iyi. Mutfağı falan kullanışlı. Peki bu hani bu villa olarak geçiyor değil mi burası? Evet, evet. Peki sizin şeyinizde de. Bakabilirsiniz. Öyle mi? Bu şeylerde şey o arkadaş çıkmaz tamam buraya. Evet, sen tamam. Şimdi banyomuza buradan bakabiliriz. Şurası yani dışarıya çıkmadan da burada siz evet, şey yapabiliyorsunuz değil mi? Havuzumuz kocaman. Aa, çok güzel. Biz 5 kişi burası rahat. Burası farklıymış abi. Evet, çok rahat. Evet. Biz çoğu gitmeyiz de yani oraya. Ya bilmiyorum, kendi evimiz gibi evet, o kadar rahatız ki. Bir de hiçbir ihtiyacımızı Süleyman Bey hasta bile olsak, bizi hastaneye geçen sene bayağı bir rahatsızlık getirdik. Geçmiş olsun. Sağ olsun, hemen yetişiyorlar. Bunların şeyi de yerden ısıtmalı herhalde. Isıtmalı, evet. Yani herhalde anladığım kadarıyla benim burada çıkan suyla ısıtıyorlar. Evet. Benim anladığım kadarıyla. Yani içerisi çok sıcak. Yani çok ferah, o yönden gerçekten rahat ediliyor. Aynen. Bir de her termalde böyle büyük havuz yok. Ya genellikle küvet falan oluyor ya, tek kişi girebiliyor, biz 5 kişi giriyoruz. Biz burada bayağı bir gezdik, dolaştık diğer otelleri falan. Gazlıgöl, termal bölgesinde gezdik. Yok yok, hepsi hiç buradan. Pardon, yok önemli değil, önemli değil. Her şey doğal yani, sıkıntı yok. Buradan başkasına, yani bak hiç vazgeçemiyoruz. Değerli izleyicilerimiz, böyle gönlü güzel ablalarımızla da evin içinde muhabbet ettik. Hem evi tanıtmış olduk sizlere. Efendim, Gazlıgöl'de termal tesiste turumuza devam ediyoruz.
faydasını da görüyoruz. Mesela çok... yıllardır kaç yıldır geliyorsunuz? Ben 4 yıldır geliyorum. 4 yıldır. 4 yıldır direkt buraya mı geliyorsunuz? Direkt buraya geliyoruz. İşletmeden çok memnunuz. Personelden memnunuz. Suyundan da çok fayda gördüğümüz için geliyoruz. Personelden işletme iyi geliyor yani. Evet efendim, evet. Maşallah. Diğer rahatsızlıklarımıza da iyi geliyor. Biz memnunuz. Teşekkür ederiz efendim. Biz hem işletmeden çok memnunuz, hem suyundan da çok memnunuz. Onun için her sene daimi geleceğimiz yer burası yani. Eyvallah. Başka yeri de... Süleyman abi, hani bunu suyun hani izleyicilerimiz açısından da öğrensinler. Faydası oluyor diyoruz ya, ama sadece rahatlıyor mu, yoksa hani hayır, biz tedavi yönde oluyor mu? Oluyor tabii, oluyor. Ben şahsen kendim faydasını gördüğüm için geliyorum. Eyvallah. Ya şimdi mesela burada abilerimiz var. Sabah gündüz de muhabbet ettik onlarla. Konya'dan gelenler var. Mevesi şehirden gelenler var. Onlarla muhabbet ettik. Tabii onlar biraz daha mesela stres atmak için. Tabii onların da biz faydasını gördüğümüz için geliyoruz. Eyvallah. Biz öyle şeyi tatil yok. Tatil amaçlı değil. Tabii yok, tatil amaçlı değil. Biz her 6 ayda bir geliyoruz ve çok memnunuz. Abimiz kim? Abimiz de arkadaşımız. Onlar da Almanya'dan. Yani sizi akrabalık, arkadaşlık... Arkadaşız, dostumuz. Burada tanıştık, arkadaş olduk. Öyle mi? Evet, ikinci tekrar geldik. Hatta 2 dakika evvelsi Mayıs'a tekrar aramıza randevu yapıyorduk. Maşallah. Geleceğiz diye. Tanıyabilir miyiz? Ben Cihan Gülpek, Almanya'dan geliyorum. Aslen Bartınlıyım. Eyvallah. Ama tesadüfen ben buraya geçen sene, evvelki sene... internetten geldiydim. Geçen sene de, daha doğrusu bu sene Mayıs ayında arkadaşla tanıştık. Hı-hı. Şimdi gene kabulleştik, tekrar geldik. Mayıs'a tekrar geleceğiz inşallah. İnşallah. Peki siz tekrar yurt dışına mı döneceksiniz? Ben bir ay sonra tekrar yurt dışına döneceğim, evet. Eyvallah. İstanbul'da ikametim Peki, var. Peki sizin rahatsızlığınız var mı? Bende böbrek taşı var. Böbrek taşı var. Evet. Peki bizi şey demişlerdi sabah, 7 milime kadar taşı düşürebiliyor musun? 7 milimden sonrasına lazer tedavisi gerekiyor. Ya evet, ama bu da insanın bünyesine göre değişiyor. 7 milim oluyor, 6 milim oluyor, bazı 3 milimi düşüremiyor. Evet. Takılıyor, kalıyor. Tabii. Ki, ama buranın suyu bunu erittiğini ve şey yaptığını şey yapıyoruz. Bir de daha doğrusu suyun verdiği rahatlığa bakarak. Peki taş düştü mü? Hani? Yok, ben daha düşürmedim, hayır. Peki ne kadardır? 2 yıldır mı yani tedavisi görüyorsunuz? 2 yıldır mı? Yok, ben bu böbrek taşını genelde sadece böbrek taşı düşürmek için değil de rahatlığı için de geliyorum. Rahatlığı için de geliyorum. Eyvallah. Bir de arkadaş edindik burada, eş dost edindik. Personelle çok iyi geçiniyoruz. Onun için evimiz işte, gibi oldu diyorsun. Evimiz yani. Gibi olduk. Yani eşimizle beraber artık çoluk çocuk yok, şey yapacak. Onların hepsi büyüdüler. Eyvallah. Eşimizi tuttu. Hepsi evlendi mi çoluk çocuk? Evlendi. Maşallah. Evlendi. Çok güzel abi ya. Vallahi abi, şu an siz Bartın'dan mı geldiniz, yoksa... Yok, İstanbul'dan geliyorum. Ha, İstanbul'dan geliyorum, evet. Yani dönüşte de direkt dönüş İstanbul'da, evet. İstanbul'da evim var. Orada gene kalacağım, annem kardeşlerimin yanında. Ama bir ay sonra gene Almanya'ya döneceğim. Peki orada çalışmaya devam ediyor musun? Yok, emekliyim. Oradan emeklisiniz. Oradan emekliyim. Peki orada emekli olduktan sonra bir iş daha hani mesela yapma şansınız oluyor mu? Olur da ama gerek duymuyoruz. Gerek duymuyoruz. Yeter. 45 seneden beri Almanya'da yani ikamet yapıyoruz. 30 burası sene. Gibi de değil orası. Değil, yani. değil. Orada da izliyorlar adamı. Peki teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ablacığım, sizleri de tanıyabilir miyiz? Ben de Cihan Bey'in eşiyim. Eyvallah. Beraber gidip geliyoruz işte. Allah Siz razı olsun. Herhangi bir rahatsızlık yok. Öyle tatil amaçlı geliyoruz. Evet, öyle. Eyvallah. Siz? Ama ben de Süleyman Bey'in eşiyim. Çok memnunum. Biz de işte tatil amaçlı. Öyle diyelim. Süleyman abinin rahatsızlıklarına ortak oluyorsunuz siz de. aynen öyle. Eyvallah. Allah şifalar versin. Olun, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Abi çok teşekkür ederiz Cihan abi. Değerli izleyicilerimiz, şimdi Başaranlar Termal'de tabii geziyoruz. Şimdi herkes yemeğini yedi. Biraz önce abilerimiz yemeğini yedi, duasını etti. Efendime söyleyeyim. Ablalarımız da tabii çayını aldılar. Şimdi burası haremlik selamlık. Yani bayanlar ayrı, erkekler ayrı. Yemek yiyorlar, ayrı çay içiyorlar, ayrı muhabbet ediyorlar. Tabii bu da farklı bir ortam oluyor. Tabii onlar da kendi aralarında böyle artık yarenlik olmuş diyelim. Muhabbet ediyorlar, sohbet ediyorlar. Bak şu muhabbete bir baksanıza yani. Orada adamlar Süleyman abiyle maşallah sardırıyorlar. Yani müdürü de kalmamış, amiri de kalmamış. Herkes birbirinden olmuş.
Ya şu adamların elini sıkmayı bir bırak gari. İter Ömer abi ya. Yakala. Onu mu yakala? Ya bak bir şey var ya hani sen duydun mu? Mehmet Ali Atiker'i bilin mi? Kulak çeker o. Ha, kulak çekmez, kulak gever. Tamam işte. Ha, senden içinde? Evet, benden adam... içinde. Benden içinde ne olur? Adamın bileğini mahveder derler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır kardak işte mi kaldın? Ben mi? Kar yok. Hastayım ben ya. Hasta olacağım da böyle sen çok giyinirsen iyice hasta olursun. Yo. Böyle olursa daha iyi olur. Sıcak iyi geliyor. Şimdi sıcak iyi gelir de bak şimdi sen böyle giyindin. Ha. Tamam iyice bürüdün. İçeridesin. Şunu üstünü bir çıkaracaksın. Bak hele. Sonra dışarıya çıkarken. Şimdi ben nerede soyunayım bunu kardeşim Allah Allah. Şuraya kenara bir yere koy. Nereye koyacağım? Cebinde para var. Alsınlar şeye koysunlar. Çalacaklar paraları ne olacak? Haa. Nerede ben giyeyim o zaman? Giy aynı. İsim neydi Hacı abi? Gani Arslan. Gani. Ankaralıyım. Gani. Merkez mi? Evet. Çok güzel. Ankaralıyım. Gelelim. Orada doğdun büyüdün. Ankara'da doğduk, Ankara'da büyüdük. Eyvallah. Öğretmen çocuğuyum. Öğretmen çocuğu. Sen evet. Ne yaptın, neyle uğraştın? Gençliğin ne yaptın? Bak hele. Şimdi ben ufaktan tamirci çırağıydım. Tamircilik yaptım. Araba tamirci. Araba tamirci. Ondan sonra yurt dışına gittin. Gittim. 25 sene yurt dışında görev yaptım. Emekli oldu. Çalıştım. Orada emekli oldum. Burada yiyorum habire. Ama çalıştım hak ettin ama. 25 sene kaldık diyorum ya. Tabii canım. Yani çalışan demir paslanmazmış. Bak o kadar çalışmışsın paslanmamışsın. Şimdi biz iki taraflı emekliyim. Hem buradan hem oradan. Heh. Maşallah o daha iyi. Burada. Senin evlat var mı? Kaç tane istiyorsun? İşte soruyorum ben kaç tane. Bak hele. Kaç tane var? Bak bir tane var evlatlık. Manevi evladım. Abi mi? Manevi evladım. Eyvallah. Bir tane var oğlum. Eyvallah. İki de yurt dışında. İki de yurt dışında. Ha. Üç oğlum var. Üç oğlum var bir de manevi var dört. Dört. Beşinci hayırlı olsun. Hayır. Sağ ol. Bak hele. Benim başka manevi kalıyor. Abi üvey evlat istemiyorlar ya. Sevet abi. Bir kahveye bir tokmak yetmez mi? Abi dört tane varmış. Beşinci arada. Olur mu canım ya Allah? Ne olacağım? Bir kahveye bir tokmağı vurursam bir şey iki vurdum da gidersin bu bir tarafa. Peki Gali abi. Şimdi, ne zaman geldiniz siz? Ben mi? Dün evvel üç gün geldim. Üç gün oldu yani. Üç gün. Eyvallah. Peki rahatsızlığın var mıydı? Hani buraya niye geldin? Bak hele benim dizlerim yürüyemiyorum. Belden dizlerim yani yürüyemiyorum. Romatizma mı var? Kireçleme mi? Kaza yaptım. Kamyon devirdim. Eyvallah. Onun için belki faydası olur diye geldik. İnşallah faydasını gördük herhalde. Yani herhalde mi gördün mü? Ya şimdi yürüyeyim buraya. Ha şu anda iyisin yani. Bak şu anda kıtır kıtır atıyordu. Yürüyemiyordum. Aha. Şimdi rahat. Başacık oldu. Basında atıyorum yani. Basında yürüyebiliyorum. Hı. Eskiden çift basından yürüyordum. Şimdi tek basına bindik. Elhamdülillah. İnşallah bir şifasını göreceğiz Allah'tan. Odalarda da zaten hani küvet var. Öyle yorulmana da gerek yok. Yok hani... yok. Vallahi çok iyi sağ olsun. Allah razı olsun bir de bin kere. He. Bizi o aldı geldi buraya. O tavsiye etti öyle mi? Tabii canım. O polis kendisi. Öyle mi? Evet emekli polis. Ama o, yüzmeyi iyi biliyor. O ben hiç bilmiyorum. Maşallah. Neyse bak hele. He. Ayaklarım yerden kesildi mi de aşağı iniyor. Nasıl oluyor bu? İşte o bayınca ne olacak? Zamanında o. Ya ama işte ayak. Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşında görüyorsun beni? Sen ya işte geceleri çıkarsak 38-40. Yok 40'a var mı canım dur. 38. O da yok fazla. Öyle mi? Vallahi neredeyse aynı ayarız diyeceğim. Ben 32 yok. Yaşındayım. Yok. Bak hele 1942 doğumluyum. 1942. Hesap et. 42. 73. 73 yaşındayım evet. Maşallah. Gene iyi hacı abi ne olacak 73 yaşında? 25 sene gavurun karnını çektim. Kolay değil diyor ya. Tabii. Evet. Burada işçilik mi var? Burada salla başını alma işin mi? Abi canım. Ondan sonra da iş bulamıyoruz dedim. İngilizce yapayım diyor. Bak hele iş. İngilizce röportaj yapayım diyor. İngilizce röportaj yapayım diyor. Yes. Why not? Ben onları bilmem. Recep desin bizim. Recep çok iyi bilir İngilizceyi. Bak hele işi dinle. Gavur adamı çalıştırır, hakkını verir. Evet. Bir kere giden kapının tuvalete. Bir ama. Kere. Doğru. İkinciye gidersen... Böyle yapar, gel bakayım buraya der. Ne zaman daha yeni yaptım diyor yani. Dur. Daha şimdi gittin geldin, niye kaytarıyorsun der bana, niye kaytırıyorsun? Sen o zaman bu işin ehli değilsin, götüne bir depik vur hadi çık dışarı. Hadi geçmiş olsun. Ha. Ama hastaysan hemen doktora gittir. Hemen doktora.
sağlığa önem veriyorlar. Tabii ama bizim Türkler ahbirin hepsi biliyorsun kaytarmaya çalışır. O da onu yutmuyor. Peki Hacı abi Allah şifa versin amin, sana. Amin Allah. Abimin ismi neydi? Cengiz Angın. Ha, Cengiz abimiz. Sevet abi Cengiz abimizi göster. Cengiz abimiz. Biz havuzda tanıştık Cengiz abiyle. Tabi ismen tanışmadık ama bizim Recep'e sağ olsun yüzme öğretmeye çalıştı. He, doğru. Bizim Recep de öğrenemedi gitti. Bana da öğretmiyor kaçıyor. Ben hiç bilmiyorum ki. İşte bizim Recep de öğrenemedi. Hadi yani sen ya almış baş yaşın başına almış. Bizim Recep daha genç toy. Bak şuna baksana bu. Apapak bir çocuk. Yüzmeyi öğrenemedi. Doğru. Ama Cengiz abi çabalıyor ama girmiyor ki girmiyor. Kabiliyet meselesi o da. Benim bak şu oğlan benim. Evet. Bu çok güzel yüzüyor. Ha. Ben ayaklarım yerden kesildiğimde cuma aşağı iniyor. Nasıl oluyor bu? İşte yani belli bir yaştan sonra taşmıyor abi. Kale abi çok teşekkür ederiz. De Allah razı olsun. Tamam, vallahi çok memnun oldum seninle. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ankara'ya bakalım. Efendim. Ankara'ya da geldiğiniz zaman mutlaka benim misafirim olun. İnşallah. Allah ömür verirse. İnşallah. Eğer Rabbim emanetini almazsa amin. Gelirsem ziyaret ederim amin. Seni. Amin. Amin inşallah. Eyvallah. Cengiz Angın. Cengiz abi memnun oldum. Abisinin ismi neydi? Muammer Küçük. Muammer Küçük. Muammer abi isim Musa Çavdar. Siz de mi Ankara? Yok yok bunlar Konyalı. Konya. Neresinden Konya'nı ya? Ben Konyalıyım içinden. Altın Ekim mi? Bu Altın Ekim. Sen abi? İniceliyim aslında. İniceli. He. Biz İnice'ye gittik ya. Haberin var mı? Haberim yok. İzledim programı. Ha eyvallah eyvallah. Aman abi İniceliyim dedim. Benim programı izlemediysen uzak durayım ben. İzledim. Gerçekten sağ ol. Eyvallah. Eyvallah abicim. Bu yaralar görünce etekleriniz inmiyor aşağıya. Biz de abi. Yok yok ondan değil abi. Alakası yok. Gani abi Konyalı mıydı yani? Ankara'da sabahtan beri muhabbet ediyoruz. Hocam da şeyi görünce hemen... Ya şimdi ama insan bir rahatlıyor öyle deme. Öyle deme. Şimdi Konyalı yanımızda olunca şimdi rahatlıyor insan yani. Biz başaranlara niye geldik abi? Burası hemşerimiz. Öyle değil mi abi? Evet abi. Doğru söylüyorsun. Eyvallah eyvallah. Allah razı olsun. Muhabbetiniz bol olsun. Allah razı olsun. Teşekkür şuraya bir bak ya, bir bak ya. Vallahi hocam şimdi Mustafa hocamla bir sohbete başlasa, estağfurullah billah dese, yani tam sohbetlik bir hava var yani. Buradan feyiz, nur fışkırır Allah'ın izniyle. Efendim? Allah! Hacı Bala konuşmaya başladı. Değerli izleyicilerimiz programımızı burada noktalıyoruz. Selamun aleyküm. Noktalayacağız. Tabii ki burada emeğe geçen abilerimiz var. Özellikle bizi davet eden Mustafa Mesut abimize sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ve arkamızda bulunan sizlerin de gördüğünüz hacı abilerimiz bugün bizleri burada da ağırladılar. Sohbetlerine, muhabbetlerine ortak olduk. Gönlü güzel insanlarla hoş sohbetler ettik. Sizlerin ekranlarınıza yansıttık. Mesut abi son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ayaklarınıza sağlık. Konyalı, özellikle Konyalı misafirlerimize ve bizi yurt içinden, yurt dışından seyreden misafirlerimize de seslenmek isteriz burada. Onların şifa bulmak adına veya tatil yapmak adına veya gezmek adına niyet her ne olursa olsun buraya gelmelerini, bizim onlara huzur ile şifayı harmanlayıp sunmamızı, yani bu sunma imkanını bize gösterirlerse biz üzerimize düşeni yapacağız. Eyvallah. Onları hepsini buraya bekleriz. Misafir Eyvallah. Etmeye hazırız. Eyvallah. Zaten hacı abilerle muhabbet ederken sizler de kendiniz hani kendi kulaklarınızla duydunuz. Buradaki misafirperverliği kendiniz gördünüz. Mustafa abi davetin için, ondan sonra misafirperverliğin için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ne demek? Ayağınıza sağlık İsmail. Eyvallah. Neler söylemek istersin son olarak Mustafa abi? Buraya belli bir amaç beklentiyle gelen, sağlık şifa bulmaya gelen insanlarla beraber hoşça vakit geçiriyoruz. Bu hoş muhabbetin kazası belasıca devam etmesini temenni İnşallah, ederiz. İnşallah Allah razı olsun. Değerli izleyicilerimiz biz başaranlardan memnunduk. Allah razı olsun gerçekten bizi ağırladılar sağ olsunlar. Sizleri de güzel bizim gibi ağırlayacaklarını emin olun tahmin ediyoruz, ümit ediyoruz. İnşallah başka bir programda görüşmek üzere efendim. Sizleri yaradan Rabbime Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.